İkinci soru şu. Mecliste önce 120 baylokçu milletvekili var dedim. Sonra 180'e çıkardınız. Meclise çıktı dedi ki bu millet mecliste 120 baylokçu milletvekili var. 180 var. Hepsi bende. Yani meclisin neredeyse önemli bir bölümünü baylokçu milletvekili yaptım. Ben o kadar çağrı yaptım açıkla diye. Meclisin itibarından konuşuyorsun. Milletvekili itibarından konuşuyorsun, söylüyorsun. Peki bunu söyleyen bir adam sorumluluk sahibi ise bu 120 ve 180 baylokçu milletvekilini açıklamakla sorumlu mudur, değil midir? Sorumlu mu? Sorumlu olma. Evet. O zaman 120-180 milletvekilini töhmet altında bırakacaksın. Öyle siyaset palavradan atmakla olabilecek işler değil. Bunu söyleyeceksiniz. 120 ve 180 milletvekilini. Siz baylokçu olduğunu söylüyorsunuz. Size bu bilgiyi kim verdi? Bir de onu çıkıp söyleyeceksiniz. Size bu bilgiyi kim verdi? Yani İçişleri Bakanı. Böyle bir liste olduğuna dair bilgi servis edildi diyorsunuz. Tabii tabii. Size bu bilgiyi kim verdi? Ben İçişleri Bakanı, ben çıktım senden sonra dedim ki bu mecliste bir tane baylokçu milletvekili yok. Ben söylüyorum. Bir tane baylokçu milletvekili yok. Peki bu bilgiyi, bu itibarsızlaştırmayı, meclisin üzerindeki bu töhmeti, bu bilgiyi size kim verdi? Bunu açıklayacaksınız. Ya 120-180 milletvekilini açıklayacaksınız. Ya da bu bilgiyi kim verdi açıklayacaksınız. Siyaset şöyle bir şey değildir. Sözü söyle, iftirayı at, karala, ondan sonra kenara çekil. Unutulacak. Yok ya. O milletvekillerinin itibarı, namusu, şerefi, haysiyeti ne olacak? Hadi. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.